Al. Hepsi orada konuştuğumuz gibi. Ne yapacaksın şimdi? Polise gideceğim. Niye? Kayıp ihbarı vereceğim. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Arabayı temizlemeyi unutma.
Sen buranın güvenli olduğundan emin misin? Evet, eminim. Neresi burası? Poyrazköy. Daha önce geldin mi? Çocukluğum burada geçti. Burada büyüdüm. Yani seni burada tanıyorlar. Evet, tanıyorlar. Ama sıkıntı yok. Sabah kimse uyanmadan halledeceğim ben işimi. Zor oldu mu? Biraz. Uzun mu sürdü? Nasıl olduğunu baştan sona anlatayım mı? Nasıl acı çektiğini. Hayır. Can çekiştiğini. Vazgeçmeyeceksin, değil mi? İyi. Ben şuralara bakacağım. Sen istersen arabaya geç.
tedirginsin sanki. Hala onunlayım. Cesetten kurtulmamız lazım. Kurtulunca rahatlayacak mısın peki? Gel kendin bak. Sıkıntı yok değil mi? Geliyorsun bende. İyi hadi gidelim. Ali Rıza. Şurada bir yerde durdu. Bir su dökeyim. Ay!
kim arıyor ya? Kim aradı lan? Meltem'i kim aradı? Sen kullandı. Ölüsü mölüsü vardır, kaptırmıyormuş. Sen araba kullanabiliyorsun değil mi? Kim aramış? Kadının biri. Kadının biri mi aramış? Ulan bir kere de doğru adam bulmaz ki bunlar. Yıllardır kadın kuaförlüğü yapıyorum. Senin kadar tanıyamadım kadınları. Kadın kuaförlüğü. Kadın berberi Ali Rıza. Oğlum, kadınları öyle saçıyla başıyla oynayarak tanıyamazsın. Kadını yatağa atacaksın, ancak o zaman tanırsın. Rahmetli dayımın bir lafı vardı. Derdi ki, kavunu koklamadan, karıyı yoklamadan almayacaksın. Anladın mı? Kadın kuaförü. Ne anlatıyorum ki ben sana Ali'ye?
Hadi bir su dökelim de kaçalım sonra. Efendim? Ne yaptın? Halledebildin mi? Hayır. Ali Rıza neredesin? Ben seni arayacağım. Sen beni arama, tamam mı? Tamam peki. Zaten çatırdamaya başlamıştı. Ya son zamanlarda bayağı tadı kaçtı. Ama çok gönül koydum. Yani böyle olmamalıydı sanki. Dışarıda ne insanlar var. Aç, açıkta, gecekonduda yaşıyor. Ama bir ömür aynı yastığa baş koyuyorlar. Ne olacaktı oğlum? Ne yapacaktı kadın? Erkek dediğin güçlü olacak. Kadın ne yapsın zayıf adamı? Paran olacak paran. Kadın erkeğin güçlüsünü sever. Güç neyle oluyor? Güç parayla oluyor. Elinde yok, avucunda yok. Kadın gözü dışarı kayıyor tabii. Paran yoksa yaşamayacaksın yani. Oğlum ne yapsın kadın? Siz nasıl tanıştınız? Biz nasıl tanıştık? Gül benim amcamın kızı. Amcamın kızı Gül benim. Bayağı birlikte büyüdük. Çocukluğumuz birlikte geçti. Sonra şey oldu. Küçükken anlamıyorsun tabii, çocuksun. Bu da zaten böyle çirkin bir şeydi küçükken. Sonra ben askere gittim. Askerden geldim. Bu da o arada üniversiteye başlamış. Okulda olunca tabii kendine bakımlar, şeyler falan. Saç, baş, kıyafet. Ben geldim askerden.
Yüzü güzelleşmiş, serilmiş, serpilmiş. Ulan dedim, kıza bak. Böyle bir aklımdan geçti. Ama bunun hiç şeyi yok. O tabii beni beğenmiyor. Okul oldu ya. Aklı dışarılarda. Neyse ben amcama çıtlattım bunu ufaktan. Amca dedim bu... Bu dedim okul zaten bu kızı bozacak. Zaten kadın... Para kazanmayacak, bir şey yapmayacak. Ne işi var evin kadını olacak, çocuk büyüyecek. Ne işi var okulda mı okulda? Onların aklına yattı. Ama bu istemiyor. Sonra onu da ikna ettim tabii. Böyle Ali Rıza. İstediğini gideceksin, elde edeceksin. Ya seve seve olacak, ya başka türlü. Sonunda oldu işte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Ali Rıza. Kısa Kemal olabilir miyim? Ne haber? İyiyim Murat Bey, siz nasılsınız? İyiyiz, ne yapalım? Koşturuyoruz, çalışıyoruz. Ekmek peşindeyiz. Kolay gelsin. Eyvallah. Sen takılacaksın yine galiba bu akşam. Ha, bir şeyler alacağım ya içmek için. Oğlum sabaha kadar kasa kasa içiyorsun. Kirayı ver diyoruz, tık yok. Şeyi hallettim ha ben bu arada. Bugün yengeye bıraktım sabah. Neyi? Kirayı ben kapattım. Oğlum dükkana niye bırakmıyorsun lan? Akşama kadar oradayım ben. Benim işlerim vardı birazcık. Yetişemem falan, denk gelemeyiz diye bırakayım dedim. Garantiye aldım ya. İyi, tamam. Şey diyeceğim, ya ben de konuşmak istiyorum abi seninle. Yani kirayı falan da aksattık. Senin de canını sıktım birazcık, mahcup oldum babana karşı. Hem de dertleşiriz falan diyeyim. Bir şeyler içer miyiz? Tamam, alalım bir şeyler o zaman. Bira içersin. İçeriz, içeriz, al.
Rahatsız ettik ya Ali Rıza, kusura bakma. Önemli. Akşam gelseydim keşke. Oğlum sen ne zaman vereceksin kirayı? Ha? Halledeceğim bugün yarın. Ne zaman halledeceksin? Kaç ay oldu? O gün halledeceğim, bugün halledeceğim, haftaya halledeceğim, maaş alacağım, şu yapacağım, bu yapacağım. Kaç aydır oyalıyorsun? Maaş alamadım daha. Maaş alamadın. Oğlum bak hazır kiracı bekliyor. 6 ay peşin verecek hazır kiracı bekliyor. Kaç aydır senin için bekletiyorum. Diyorum Ali Rıza iyi çocuktur, şeydir, kaç zamandır kiracımız. Ne yapacağız? Bak dün akşam babam sıkıştırdı yine. Oğlum diyor, o kim diyor, çıkar onu oradan, kaç aydır kira yok, bir şey yok. Oyun mu oynuyoruz biz? Ne yapacağız? Tamam ben halledeceğim. Halledeceğim. Oğlum kaç aydır o gün halledeceğim, bugün halledeceğim, haftaya halledeceğim. Nereye halledeceksin? Halledemeyeceksin. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Oyalıyorsun beni. İyi niyetimi kullanıyorsun Ali Rıza. Ya yok öyle bir şey. Ya bırak Allah aşkına. Ali Rıza. Ödeyemeyeceksen çık. Uğraştırma beni. Geldim Murat Bey, geldim. Buyurun. Karar verdin mi? İçeri geç. Nasıl olacak Gül? Yani ben düşünüyorum da çok zor ya. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey değil bu. Hayır Ali Rıza, bak ben her şeyi düşündüm. Gerçekten bütün planı yaptım. Senin hiçbir şey düşünmene gerek yok. Bak Murat akşam 7-7.30 gibi işten çıkıyor ama hemen eve gelmez. Gider bir yerlerde takılır, bir şeyler içer. Ama mahalleye yakın değil. Yani gözükmekten pek hoşlanmıyor biliyorsun. Sen onu takip edersin. Sonra karşılaşmış gibi yaparsın. Tamam mı? Ya polis falan... Polis falan yok. Hayır polis falan yok. Bir şekilde çıkacak mı ortaya? Hayır çıkmayacak Ali Rıza. Gidersin onunla içersin tamam mı? Ama iyice sarhoş olduğuna emin ol. Sağ solu pek belli olmaz. Gerçi çabuk sarhoş oluyor ama sen gene dikkat et tamam mı? Ya öldürüp ne yapacağım? Sokağın ortasına mı bırakacağım öyle? Hayır sen, hayır yani? Hayır Ali Rıza sen onu gömecek bir yer bulduktan sonra ben de polisi halledeceğim. Tamam mı? Nereye gömeceğim ben? Nasıl?
Ali Rıza'm bak. Ne istersen yaparım. Lütfen. Benim artık buna dayanacak gücüm kalmadı. Tek çarem sensin Ali Rıza. Lütfen bana yardım et. Yalvarıyorum. Ne istersen yaparım. Lütfen. Kim geldi? Aşağı bırakın. Ben bankaya gideceğim. Parayı halletmeye. Buyur gel istiyorsan. Rıza, benim dayanacak gücüm kalmadı. Her gece aynı şey. Onu istemediğimi biliyor. Daha çok çıldırıyor. Bak ben daha önce denedim, denemedim sanıyorsun ama denedim. Denedim ama başaramadım. Ben onunla başa çıkamıyorum. Başka yolu yok mu yani? Yok. Ya günün birinde pişman olursan? O zaman ne olacak? Hiç bunu düşündün mü? Mesela ben dayanamıyorum diyorum. Benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Parayla istediğin her şeyi yapabilirsin. Yani mini bir hayat kurarsın. İş kurarsın. Belki gidersin, ev alırsın. Araba alırsın. Ne istiyorsan yapabilirsin Ali Rıza.
Nasıl olacak? Yani bir plan, bir şey var mı? Nasıl olacak? Ben yapacağım. Her şeyi ben ayarlayacağım. Sen hiç merak etme. Her şeyi ben ayarlayacağım. Gel istiyorsan. Hadi bırak onları da gel içeri 2 dakika. Murat istemiyorum. Yeter tabakla çanakla uğraştın hadi. Murat istemiyorum, bırakır mısın? Kızım uğraştırma beni. Gel. Bırak bırakır mısın? Bırak! Yeter! Hızını sikerim senin orospu. Sen kime bıçak çekiyorsun sen? Şeyde ikram edemiyorum. Biraz hazırlıksız oldu. Ziyan yok. Buyurun. Siz dinliyorum. Bu aralar biraz yorgun gözüküyorsunuz. Ya biraz sıkıntılar var. O yüzden. İşler de pek yolunda gitmiyor sanırım. Yani.
Ben Meltem'i gördüm geçen gün. Nerede? Sahilde bir kafede oturuyordu. Kardeşi vardır herhalde yanında. Kardeşi de oraya gitmeyi seviyorlar onlar. Orta yaşlı bir bey vardı yanında. Ali Rıza Bey, bakın ben sizi çok iyi anlıyorum. Yani üzgün olduğunuzu ve bunu hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Ama bırakın, Meltem gitmek istiyorsa gitsin. Ona istemediği bir hayatı yaşatamazsınız ki. Bu size de, ona da işkence olur. Meltem mi söyledi benimle konuşmanız? Hayır. Ayrıca kendinizi toparlamanız lazım. Yani dünya yıkılmış, siz de altında kalmış gibi davranıyorsunuz. Ama emin olun, çevrenizde çok daha zor hayatlar vardır. İlla ki, tabii ki de yani. Herkes kendi yaşadığını bilir. Kimilerine göre çok basit bir şey de olabilir, benim yaşadığım tabii ki de yani. İnsan nelere alışmıyor ya. Anasının babasının ölümüne alışıyor sonuçta, değil mi? İnsan bazen alışamıyor Rıza Bey, biliyor musunuz? Alışmak istiyor. Uğraşıyor. Ama alışamıyor. Benim bir tanıdığım kız vardı. Uzaktan. Üniversiteye gidiyordu. Ailesi çok açık fikirli değildi. Yani biraz sıkıyorlardı kızı. Kuzenleri vardı, kardeşleri vardı. Kardeşinden daha yakın büyüdüğü bir erkek kuzeni vardı. Meğer bu amcasının oğlu kızın amcasının oğlunun gönlü varmış onda. Ya işte bir gün kız arkadaşlarıyla dışarı çıktığında, bu işte araba kullanıyor diye kızı almaya gidiyor akşam. Sonra dönüşte kıza tecavüz ediyor. Sonra tabii ailede bu duyulduktan sonra kendi aralarında öyle bir nikahla hallediyorlar işi. Kimse duymasın, bilmesin diye. Yani ben buna alışamıyorum Ali Rıza Bey. Ben Murat'la o evde yaşamaya alışamıyorum. Alışamadım. Alışamayacağım. O yüzden yani sadece sizin başınıza gelmiyor kötü şeyler. Çok yakınınızda, karşı dairenizde neler olduğundan haberiniz bile yok.
diyeceğimi bilemedim açıkçası. Şaşırdım yani. Ali Rıza Bey. Murat'ı öldürür müsünüz? Merhaba, Gül Hanım. Merhaba. Şey için bekliyorsanız, ben halledeceğim en kısa zamanda. Bu ara birazcık sıkıştım. Kusura bakmayın, sizi de mağdur ettim. Murat Bey'e de ayıp oldu. Ya bu ara böyle istenmeyen bazı durumlar söz konusu olunca... Daha önce aksam olmuyordu çünkü biliyorsunuz siz de. İyi günler. Ali Rıza Bey. Efendim? Ben sizinle başka bir şey hakkında konuşmak istiyordum. Tabii, buyurun. Yalnız böyle kapı ağzımda pek mümkün değil. İçeri geçelim istiyorsanız. Uygunsanız eğer. Tabii tabii, buyurun. Kusura bakmayın böyle. Selamünaleyküm. Selam. Abi ne haber? Sağ ol. Bir ufak rakı alabilir miyim? Hoş bulduk. Sağ ol. Eyvallah. Tamam abi, onu sonra alırım ben. Eştireyim. Kolay gelsin. İşin ilanı için gelmiştim ben. Hoş geldiniz ama çok yakın zamanda bir arkadaş aldık. Kusura bakmayın, ilan almamışız orada. Anladım. Peki, sağlık olsun. Rica ederiz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Yaz. Gel abi, çıkartmayın. Televizyon burada. Bak, şurada bir bilgisayar var. Şurada da elektrikli bir fırın var. Ocağı falan elektrikli. Bulaşık makinesi. Bir de banyoda çamaşır makinesi var. Sen bak onlara ne fiyat vereceğim. Pardon. Ay Rıza Bey, ben kapıyı açık görünce bir şey oldu zannettim. Yok, bir şey yok ya. Evi boşaltacağım da ufak ufak eşyaları gönderiyorum. Taşınıyor musunuz? Taşınacağım, evet. Anladım. Ne zaman? İşte bu ay içerisinde taşınacağım. Bir iki haftaya kesin çıkmış olurum yani. Anladım. Peki. Murat'ın haberi var mı? Murat Bey'le konuşacağım zaten, kirayı falan kapatacağım için.
Görüşeceğiz yani. Anladım. Peki. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam. Yok yok. Kolay gelsin. Estağfurullah. Estağfurullah. Baktın mı müdür? Baktık da ne vereceğiz sana bunlara? Abi sen bir fiyat söyle bakayım. Var mı? Yani 4 parça mal var burada. 2000 lira ver. 2000 lira çok. Yok be abi, ne yaptın, çok değil ya. Bilgisayarı ben zaten 1,5 bin lira topladım. Televizyon desen yeni. Yani biz satamayız o paraları ama hani 1500 lira vereyim. İyi tamam abi, al. Tamam. Toplayalım. Tamam. Güle güle kullan. Planım, ben yardım edeyim size. Yok gerek yok. Yok yok, estağfurullah. Lütfen lütfen. Lütfen. Teşekkürler, çok sağ olun. Sabah içinde kusura bakmayın, öyle bir densizlik ettim. Ben haklım olmayarak. Yok, önemli değil. Meltem nerelerde? Meltem annesinde biraz rahatsız da onun yanında kalacak birkaç gün. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Geçmiş olsun çok. Sağ ol. Meltem! Taksi! Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Abi ne haber? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi. Sen bir geç dışarı, ben geleyim. Tamam. Geliyorum 2 dakikaya. Tamam abi. Ne haber? İyi abi, sen nasılsın? Ne yapalım? Koşturmaca işte, bekliyoruz. Yoksun ne zamandır? Ya seni aradım da sen yoktun. Ulaşamadım ben sana. Ha, aramışsın, söyledi çocuklar. Ya bizim işte Meltem'le ayrıldık da. Yani eve gittiğimde not bırakmıştı. Sonra ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım falan. Çok sıkıntılıydı yani. Ne oldu? Ne? Bitti yani. Bitti. E oğlum, bir arayıp sorsaydın ya. Bir gelseydin, konuşsaydık. Abi gelemedim işte ya. Yani öyle bir durum oluşmadı. Başkasını aldık şimdi. 3-4 gün idareye kaldım çocuğu. Baktım geleceğin yok, kaldı burada. Sağlık olsun abi. Ne yapacağız? Ya... Eğer birine ihtiyacım varsa geleyim ben. Yoksa yapacak bir şey yok. Başka bir şeyler bakacağım ben. Şu an yok. Baktın bir yerler var mı, bir şey? Yok, bakmadım. Seninle konuşmadım. Anladım. Yapacak bir şey yok. Şimdi çocuk çalışıyor, ona git diyemem. Yani. Ne kalmıştı senin? Bir yarım aylık bir şey var değil mi? Öyle bir şey var ya. Al bakayım, bir say. Abi bu fazla. Yok, fazla yok, tamam.
Tamam Oruç, koy cebine. İyi abi, tutmayayım o zaman ben seni. Tamam, müsaade senin. Eyvallah, hakkını helal et. Eyvallah, helal olsun. Görüşürüz abi, kolay gelsin. Çocuklara görüşürüz. Selam söylersin. Gül Hanım. Merhaba. Merhaba. Selam vereyim dedim de sabah da bayağı bir gürültü koptu. Neyse. İyi günler. İyi günler. Alo. Alo Meltem. Meloş. Meltem. Thank you.
Alo, Ayşe anne. Ha, iyi sağ ol. Sen nasılsın? Meltem orada mı? Yok mu? Ha. Hayır, yok bir şey yok. Komşuya falan gitti herhalde. Tamam anneciğim, tamam. İyi akşamlar. Alo. Sibel ne haber? Ya Meltem'den haberin var mı? Ulaşamıyorum. Belki beraber dışarı çıkmışsınızdır diye. Görüşmediniz yani bugün. Tamam. Tamam, iyi akşamlar. Gül, tamam yeter. Yeter, geçti, bir şey yok, tamam. Gül. Bak, ben seni seviyorum.
düşünüyorsun? Anlamadım yani. Anlattım, dil döktüm. Seni seviyorum dedim. Olmuyor dedim başka bir yere. Ben başkasıyla yapamam dedim. Hiç takmadın ki beni. Bir kere bile dinlemedin ki. Bir kere bile demedin ne diyor bu çocuk. Her türlü yolu denedim. Güzellikle anlattım olmadı. Tatlı dilde söyledim olmadı. Düşün dedim. Biraz kafanı toparla dedim. Ecelimiz yok dedim sana. Biraz anlamaya çalış beni dedim. Bir şans bile vermedim ben. Başka çare bırakmadım bana Gül. Bak, amcamla konuştum. Yengemin de haberi var. Hepsinin rızası var. Evleneceğiz. Sen şimdi anlamıyorsun ama mutlu da olacağız. Mutlu olacağız. Mutlu bir yuvamız olacak. Düşünme gerisini. Gül, benim sana ihtiyacım var.